Google'ın geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmetiyle ilgili bütün bilgileri sizler için bir araya getirdik. Google Stadia'yı kullanarak oyun oynayabilmek için herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmayacak. Tek sahip olmanız gereken herhangi bir bilgisayar veya akıllı telefon. Bunların yanında bir de internet bağlantınızın olması gerektiğini hatırlatalım. Bilgisayarınızın klavyesini kullanarak veya Google Stadia için özel olarak piyasaya süreceği oyun kollarıyla istediğiniz oyunu yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymadan rahatlıkla oynayabileceksiniz. I'm a wolf. Raised to be the alpha, trained to follow. Alas, the beast can't be tamed that easily. Google Stadia kullanabilmek için aslında sandığınız gibi yüksek hızlı internet bağlantınız olması gerekmiyor. Sistemden en düşük ayarlarda faydalanabilmeniz için 10 megabit internet bağlantınız olması yetiyor. Şu an ekranda görebildiğiniz gibi oyunları Full HD çözünürlükte oynamak istediğinizde ise minimum 20 megabit bir bağlantıya ihtiyacınız var. Bana Full HD'de yetmez, 4K oyun oynamak istiyorum diyorsanız da minimum 35 megabit bağlantı hızına sahip olmanız gerekiyor. Google Stadia'yı bekleyen oyun severlerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri ise sistemde hangi oyunların yer alacağı. Google Stadia şimdiden birçok oyun geliştiriciyle anlaşmış durumda. Şu anda platforma gelmesi kesinleşen oyunlar ise şu şekilde olacak. Google önümüzdeki süreçte bu oyunlara yenilerini ekleyerek Stadia'yı geliştirmeye devam edecek. Google Stadia Bulut platformu için oyunculara aylık abonelik sistemi sunacak. Stadia Base adı verilen abonelik paketi 2020 yılında kullanıcılara ücretsiz sunulacak ve yalnızca Full HD 30 FPS desteği sağlayacak. Ancak bu ücretsiz pakete sahip olan oyunseverler oynamak istedikleri oyunları yine satın almak zorunda kalacak. Google Stadia'nın 10 dolarlık Pro paketinde ise oyunlarda 4K 60 FPS desteği olacak ve önceden belirlenmiş bazı oyunlar ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Stadia platformunda yer alan diğer oyunlar ise kullanıcılara indirimli bir şekilde sunulacak. Türkiye'deki oyun severlerin en çok merak ettiği soru Stadia'nın ülkemize gelip gelmeyeceği. Ancak üzülerek söylemeliyiz ki Google'ın duyurduğu ülkeler arasında şimdilik Türkiye bulunmuyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Stadia'nın ülkemize geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Stadia'nın yayınlanacağı ülkeler ise şu şekilde olacak. Birinci sırada tabii ki de Amerika, sonra onu takip ederek Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Norveç var. Google Stadia her ne kadar yüksek donanım özellikleri gerektirmese de kotalı internet kullanıcıları için pek de uygun bir platform olmayacak. Örneğin Google Stadia'da 1 saatlik HD oyun oynamanın harcadığı veri 4,5 GB olurken bu rakam Full HD oyunda 9 GB, 4K oyunda 16 GB'lara kadar çıkabilecek. Hello. Something wicked has awakened. We must bring an end to this suffering. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan Google'ın bulut sistemi üzerinden bütün oyunları oynayabileceğiniz Google Stadia, Netflix benzeri aylık abone ücretleriyle birlikte gelecek. Google Stadia'ya abone olduktan sonra her oyunu ücretsiz bir şekilde oynamanıza izin vermeyecek. Abonelere sadece belirli oyunları ücretsiz bir şekilde sunacak. Özetlemek gerekirse Google Stadia'ya abone olsanız bile oynamak istediğiniz her oyunu ücretini ödeyip satın almanız gerekecek. Google Stadia önümüzdeki Kasım ayında videoda belirttiğimiz ülkelerdeki oyun severlerle buluşacak. Platformun ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor. Stadia ile ilgili merak ettiğiniz soruları yorumlarda bizlere bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.